Özel sektör tahvili nedir? Özel sektör tahvilleri, şirketlerin ihraç ettikleri, yani sattıkları borçlanma senetleridir. Şirketler tahvillerini yatırımcılara satarak elde ettiği kaynaklarla ihtiyaç duydukları finansmanı sağlamış olur. Özel sektör tahvili, yatırım vadesine göre farklı isimler alır. 1 yıldan uzun vadeli ürünler tahvil, 1 yıldan kısa vadeli ürünler finansman bonosu olarak adlandırılır. Özel sektör tahviline neden yatırım yapmalıyım? Alternatif yatırım araçlarına göre sundukları nispeten yüksek getiri sayesinde özel sektör tahvilleri yatırımcılara cazip bir yatırım seçeneği sunar. Eğer yatırım süreniz sonunda elde edeceğiniz getiriyi şimdiden bilmek ve getirinizi artırmak istiyorsanız, özel sektör tahvilleri sizin için uygun bir seçenek olabilir. İhtiyaç duyduğunuzda, borsada veya tezgah üstünde yatırım kuruluşunuza tahvilinizi satarak nakde dönmeniz de mümkün. Özel sektör tahviline nasıl yatırım yapabilirim? Özel sektör tahvillerine aracı kurum veya bankadaki yatırım hesabınız yoluyla doğrudan yatırım yapabilirsiniz. Bu yatırım, şirketin özel sektör tahvilini ilk satışı, yani ihracı sırasında olabileceği gibi daha önce ihraç edilmiş bir ürünün ikinci el alımı şeklinde de olabilir. Özel sektör tahviline yatırım yapmanın bir diğer yoluysa, bu araçlara yatırım yapmak amacıyla kurulmuş yatırım fonlarının katılma paylarını satın almak. Bu sefer aynı yatırım amacına sahip, sizin gibi pek çok tasarruf sahibiyle beraber paranız özel sektör tahvillerinden oluşan bir sepette değerlendirilir. Yatırım yaparken nelere dikkat etmem gerekiyor? Özel sektör tahvilleri, öngörülebilir bir getiri olanağı sunmakla birlikte risksiz ürünler de değildir. Tahvilinizi vadeden önce satacaksanız, yatırım döneminizde faiz oranlarının nasıl değişeceğini düşünmelisiniz. Ayrıca piyasa koşullarına ve şirketin durumuna bağlı olarak ikinci el alıcısı da bulunmayabilir. Özel sektör tahvillerini satın alırken şirketlere doğrudan borç veriyor olduğunuzu unutmamalı ve yatırım yaptığınız şirketlerin finansal açıdan sağlıklı olmasına dikkat etmelisiniz. Bu şirketlerin sizden aldığı borcu ödeyebilecek mali güce sahip olması gerekiyor.